Gelin bu videoda amino asitlerin sınıflandırılmasına birlikte bir göz atalım. Sizin için sınıflandırma kelimesindeki sınıfı büyük harflerle yazdım arkadaşlar. Çünkü buraya içerisi 20 farklı amino asitle dolu bir sınıf çizeceğim. Sizin okuldaki sınıflar gibi yani. Bunu gördüğümüz en renkli ve çeşitli sınıf olarak düşünün. Çünkü her bir amino asit kendine özgü yan zincire sahip ve bu da onları yanlarındaki amino asitlerden tamamen farklı kılıyor. Aynı gerçekten işte çocuklarla, gençlerle dolu gerçek bir sınıf gibi her bir amino asit kendine özgü olmasına rağmen bazılarının birbirine benzediğini ve bazılarının da bambaşka olduklarını görebilirsiniz. Bu benzerlikleri yan zincirlerin kimyasal özelliklerinde görebiliriz. Dolayısıyla bu da bizim onları çeşitli kategorilerde toplamamızı sağlar. Bu kimyasal özellikler yan zincirin yükü ve hidrojenle bağ kurma becerisini kapsar. Aynı zamanda yan zincirin asidik mi yoksa bazik mi özellik taşıdığını ayırt etmemizi sağlar. Bu 20 amino asitleri genel olarak iki ana gruba ayırabiliriz. İlk grup kutupsuz, polar olmayan amino asitleri içerirken, ikinci grupsa kutuplu polar olanları içerir. Kutupsuzlar hidrofobik yani suyu sevmeyen amino asitler olarak bilinirken kutuplu olanlar ise hidrofilik yani su emici olarak düşünülür. Su sevmeyen, suyla hiçbir şekilde temas etmeyen hidrofobik amino asitler kendi hallerinde kalmayı sever. Yani bireysel takılmayı tercih ederler diğer yandan suyla haşır neşir olmaktan çekinmeyen suyu seven hidrofilik amino asitler de bulunur kutupsuz hidrofobik ve kutuplu hidrofilik amino asitleri kendi içlerinde alt gruplara böleceğiz bu alt gruplar alkil yan zincirleri aromatik yan zincirleri nötr olanları asidik ve temel olanları içerir o zaman yan zincir olarak bünyesinde alkil grubu bulunduran amino asitlere bir bakalım öncelikle. Burada da gördüğünüz gibi 7 farklı amino asidimiz var ve sizin için buraya yan zinciri çizdim. Yer sıkıntımız olduğu için molekülün geri kalanını buraya çizmedim. Elimde glisin, alanin, valin, metiyonin, lösin, izolösin ve prolin var. Fakat prolin burada bir istisna. Tüm amino asidi buraya çizdim. Çünkü gördüğünüz gibi molekülün temelinde amino asitle ilginç bir dairesel yapıya sahip. Yani amino asidin tamamlanması adına onu da buraya dahil ettim. Bütün bu yan zincirler alkil grubunda oluşmuştur ama biri hariç. Glisin. Çünkü onun yan zincirinde sadece hidrojen atomu vardır. Ancak alkil yan zincir grubu gibi hareket ettiği için bu aminoasit kategorisine girmiştir. Yan grubu olan alkil gruplu bir amino asit gördüğünüzde bunun kutupsuz olduğunu düşünmelisiniz. Kutupsuz olduğu için de hidrofobik özelliği var. Az önce söylemiştik. Şimdi yan zincirlerinin bir parçası olan aromatik gruplara yakından bakalım. Burada hala kutupsuz hidrofobik amino asit çatısı altındayız. Evet, sizin için buraya iki tane amino asit çizdim. Fenilalanin ve triptofan. Fenilalanin ve triptofan. Bu amino asitlere baktığımızda ilk olarak aklımıza ne gelmeli? Mesela bu amino asitler aromatik olduğuna göre oldukça güzel kokuyorlardır, değil mi? Evet, bu doğru olabilir. Ama aynı zamanda yan zincirleri alkil grubu olan amino asitleri gördüğümüzde düşündüklerimizi de anımsamalıyız. Burada gördüğümüz amino kutupsuz ve hidrofobik. Aslında bu gayet mantıklı çünkü aromatik zincirler aynı zamanda karbon ve hidrojenden meydana gelmişlerdir. Aromatik bileşenlerin güzel koktuğunu düşünmek yanlış sayılmaz. Çünkü fesleğen, tarçın, vanilya gibi aşina olduğumuz birçok aromatik bitkiler burada gördüğümüz dairesel yapıyla aynı şekilde oluşturulmuşlardır. Pekala, kutupsuz hidrofobik amino asitleri gördüğümüze göre şimdi sıra kutuplu hidrofilik amino asitlere geldi. Bakacağımız ilk grup nötr olan grup. Evet, burada serin, treonin, asparajin, glutamin, sistin ve tirozin var. Tirozin aynı zamanda az önce bahsettiğimiz aromatik amino asit olarak da geçiyor. Ben bu amino asitleri aklımda şöyle tutuyorum yan zincirin kalanına pozitif enerji yüklemek ve o atomun üzerindeki negatif enerjiyi sabitlemek için, etrafındaki tüm elektronların enerjisini fazlasıyla emen oksijen ve sülfür atomu içeriyorlar. Şimdi neden amino asitlerin suyla haşır neşir olduklarını görebilirsiniz. Çünkü bir noktada su da bir kutup haline gelir. Bu amino asitler nötr olarak düşünülür. Çünkü suyla etkileşime geçecek kadar kutuplu olmalarına rağmen asit ya da baz özellik için temel olacak kadar güçlü kutuplara sahip değillerdir. Peki o zaman hangi kutuplu hidrofilik asitler asidik olarak görülür? Evet, onlar aspartik asit ve glutamik asit. Bu amino asitlerin onlara asidik olarak nitelendiren güçlü hidrojen vericileri ve istekli yan zincirin parçası olan karbonsilik asitleri vardır. Bu yan zincirler hidrojenlerini verdiklerinde ve anyon biçimine dönüştüklerinde onlara aspartat ve glutamata diyoruz. Evet son olarak histidin, lizin ve argininin içinde bulunduğu temel amino asitlerimize de bakalım. Hatırladığım kadarıyla bunlar temel amino asitler. Eğer yan zincirlerine yakından bakarsanız birkaç azot atomu görebilirsiniz. Azotun oldukça istekli bir proton alıcısı olduğunu biliyoruz. İşte bu yüzden de bu amino asitlere temel amino asitler diyoruz.